Bu sunumumuzda 56 yaşında erişkin bir erkek hastanın sinüzit ameliyatı, polipli kronik sinüzit ameliyatı üzerine konuşmak istiyorum. Hastamız bize "ben artık nefes almak istiyorum" burnundan cümlesiyle, sözcükleriyle, daha doğrusu şikayetleriyle geldi. O kadar şiddetli burun tıkanıklığı mevcuttu ki daha önce ameliyat olmuş olmasına rağmen polipli sinüzit durumu tekrarlamış ve bütün sinüslerini tekrar doldurmuş hale getirmişti. Ve böylece hastamızın bize müracaatından sonra bir süre bütün burnunun içerisini dolduran polipleri birazcık küçültmek ve ameliyatımızı daha kolaylaştırmak amacıyla hastamıza bir hafta kadar kortikosteroid tedavisi kullandık. Bu dozu yükselterek 3 gün öncesinde de ameliyattan önce başlanabilir. Aksi takdirde ameliyatın riskleri ve kanaması biraz daha fazla artmaktadır. Bu bize ameliyat sırasında kolaylık sağladığını düşündüğüm için mutlaka öncesinde kortizon tedavisi uygulamaktayım ve sonrasında poliplerin küçüldüğünü de görerek, ameliyat alanımızın biraz daha rahatladığını görerek hastamızı ameliyata almış olduk. Cihazlarımız içerisinde tabii çok da gerekli olması durumunda navigasyon dediğimiz, çünkü çevresinde önemli organlar olduğu için navigasyon dediğimiz, gittiğimiz yönü bize gösteren bir takım teknolojik aletleri de eğer gerekliyse mutlaka kullanım alanımıza ameliyathane içerisinde almaktayız. Bu bakımızda, bu hastamızda çok da gerekli olmadığını düşündük ve ameliyatımızı navigasyonsuz olarak gerçekleştirdik. Çünkü hakikaten kortikosteroid tedavisinden sonra burun içerisinde önemli derecede küçülme olmuştu poliplerde. Aklınıza gelebilir ki madem ki bu kadar kısa zamanda bir küçülme söz konusu oluyorsa niye kortikosteroid tedavisine devam etmiyoruz da ameliyat yapıyoruz? Kortikosteroid tedavisi hem belli ileriye dönük komplikasyonları da getirebilir. Çok uzun süre kullanılamaz ve bir başka cümlede kortikosteroidi kestiğimiz hayat boyu kullanılamayacağı için kortikosteroidi kestiğimiz anda bu poliplerin tekrar eski boyutlarına döneceği, yani tedavimizin kalıcı olmayacağı konusudur. Dolayısıyla steroid tedavisini çok kısa süreli sadece ameliyatta bizim alanımızı genişletsin, kanamamızı azaltsın, ameliyatımızı kısacası kolaylaştırsın amacıyla uygulamaktayız. Sonuç olarak bu hastamızı ameliyata aldık. Elimizde görmüş olduğunuz içerisinde döner bıçağı, kendi etrafında dönmekte olan, bıçağı olan bir takım cihazlar ve tabii birçok çeşit enstrümanımız var. Bu gibi cihazlarla işte 0 derece, 70 derece, 30 derece, 45 derece açıyla gösteren endoskoplarla gittiğimiz yerlere daha doğru ve iyi şekilde, güvenli bir şekilde ilerlememizi sağlayacak optik cihazlarla ameliyatımızı tamamlamakta oluyoruz. Sonuç olarak bu gibi hastalarımızı ya aynı gün veya kondisyonunu iyi görmezsek ertesi gün taburcu edebiliyoruz. Ve hastamızı tabii burada prensip olarak çok önemli bir konu. Sonrasında tamam poliplerini temizledim güle güle yapamıyoruz. Çok uzun süreler belli periyotlarla kortizonlu spreylerimizi kullanmak veya işte alerji ilaçları, bazı perizler, yani bazı ekşili mesela gıdaları yememesi doğrultusunda öneriler ve hatta yemek listeleri vermek gibi bir uzun süreli takip yöntemimiz poliplerin tekrarlamasını önlemek açısından mutlaka uygulanması gereken, gerekli gördüğümüz tedavinin başarısı açısından önemli olan bir durumdur. Yani polipli sinüzit, kronik polipli sinüzit ameliyatı yaptığımız hastaları hadi güle güle diyerek göndermemiz, işimizi bitirmemiz mümkün değil. Başarımızın devamlılığını sağlamak için uzun yıllar boyunca çeşitli ilaçları belli periyotlarla kullanmak suretiyle tedavimizi devam ettirmek zorunda kalıyoruz. Daha doğrusu yapılması gereken yöntem budur demek istiyorum. Bu ameliyatlar
tabii ki poliplerin yaygınlığına göre, örneğin bütün yüz sinüslerini kapladığını düşünecek olursak, hemen üstünde beyin var, hemen yan taraflarında gözler olduğu için, yani hayati organlar, önemli organlar olduğu için bu gibi ameliyatlar çok kısa süremez. Ameliyatın prensibi sadece üzüm tanesi gibi sarkan polipleri temizlemek olamaz. Dolayısıyla yapan cerrahın tecrübesine göre bütün sinüsleri dolduran bir polip ameliyatı yapılacaksa, yapılmak zorundaysa şayet, benim elimde 1,5 ila 2-2,5 saatlere kadar uzayabilmektedir. Yani çok kısa olmadığını düşünebiliriz. Tabii bu gibi kısa olmamasının sebebi de hastamızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Daha kısa olabilir, daha uzun olabilir. Burada prensip hasta güvenliği ve doğru tedavinin yapılmasıdır. Sürenin hasta uyuyor olduktan sonra, hasta eziyet çekmiyor olduktan sonra çok önemli bir faktör olmadığını düşünmekteyim. Ama doğru sonucu veya etkin tedaviyi almak için katlanılabilir, makul bir süre olduğunu düşünmekteyim. Bundan sonraki videonun bölümü için iyi seyirler dilerim. Teşekkür ederim ilginiz için.